Ay'da bugüne kadar toplayabildiğimiz veri miktarı insanlığı heyecanlandırıyor. Artık onun jeolojik tarihi, kimyası ve topografyası hakkında her zamankinden çok daha fazla şey biliyoruz. Ay'dan topladığımız veriler bize Güneş sistemimizin geri kalanı hakkında çok şey söyler. Ama bana göre şu an görmekte olduklarımız sadece önemli bilimsel değere sahip değil, aynı zamanda sanatsal bir değere de sahip. Bu ay manzaralarının bize anlatacak o kadar fazla hikayesi var ki, umarım en yakın komşumuz ay sizi de en az benim kadar büyülüyordur. Bizim gece lambamız, aynı zamanda da hafızamız. Rüzgar, su ve erimiş kaya dünyanın derin tarihini silerken, ay son 4,5 milyar yılda olan her şeyi hatırlar. Turumuza ELARO uzay aracının gözünden ay yüzeyinin büyüleyici ayrıntıları eşliğinde yakın tarafının uzak tarafla buluştuğu batı sınırında başlıyoruz. Muazzam bir ay krateri, Orientalia Havzası olarak bilinir. Burada ELARO'nun arazi haritası, Grail görevinden alınan yüzey yerçekimi ölçümleriyle birleştirilmiş. Bu veriler, ay yüzeyinin altındaki yapıyı açığa çıkararak bize iç kısmının jeolojik özelliklerini sergiliyor. Orientalia Havzası'nı oluşturan etki, diğer gezegenler ve aylardaki benzer büyük olayların nasıl şekillendirdiğini anlamak için bize ışık tutar. Bir sonraki durağımız çok az doğrudan güneş ışığı alıyor ve güneş sisteminde kaydedilen en düşük sıcaklıklardan bazılarına sahip Güney Kutbu bölgesi. Vurgulanan noktalar ELARO'nun Dwiner cihazından alınan sıcaklık okumalarına ve LoLa'dan alınan lazer taramalarına dayalı olarak bize potansiyel su buzunu sergiliyor. LoLa ayrıca bize bu dijital yükseklik modelini getirerek Shackleton kraterinin karanlığına bakmamızı sağlıyor. 21 kilometre genişliğinde ve 4 kilometre derinliğinde. Ancak Dünya Ay sistemindeki bilinen en büyük çarpma krateri olan Güney Kutbu Aitken Havzası ile karşılaştırıldığında çok küçük kalıyor. Tam 2500 kilometre genişliğinde ve 13 kilometre derinliğinde. Havzanın tam olarak kaç yaşında olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak ilk olarak 1960'larda Ay'ın uzak tarafında uçan bir uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Dünyadan göremediğimiz alanlardan biraz da Ay'ın yakın tarafındaki tanıdık bölgelere doğru yol alalım. Bu Tycho krateri. Yaklaşık 100 milyon yaşında. Burada Ay keşif gezgini kamerası, kökenleri hala gizemini koruyan 100 metre genişliğindeki bir yapıyla merkezdeki zirveyi yakalıyor. Merkez tepenin zirvesi, krater tabanının yaklaşık 5 kilometre yukarısında duruyor. Ay'ın yakın tarafında devam ederek, volkanik malzemelerin çeşitliliği nedeniyle gelecekteki keşifler için olgunlaşmış bir alana varıyoruz. Sadece teleskoplarla değil, çıplak gözle de görülebilecek kadar parlak bir kratere sahip. Aristarchus platosuna hoş geldiniz. Buradaki kızılötesi taramalarından piroksan mineralini turuncu renkte ve plajiyoklaz mineralini de mavi renkte görüyorsunuz. Bu bölge bize Ay'ın zengin volkanik tarihi hakkında çok şey anlatabilir. Clavius kraterinin güneşli yüzeyinde suyun keşfi, yalnızca gelecekteki ay keşfi için yeni olasılıkların kilidini açmakla kalmaz, aynı zamanda geniş evrenimizde yaşamın bileşenlerinin nerede var olabileceğine dair anlayışımızı da ortaya çıkarabilir. Komarov kraterinin uzak taraftaki dik hendekleri ve çatlak yüzeyi, Ay'ın iç kısmındaki antik volkanik faaliyetin hikayesini anlatarak
Ay arazisini zaman içinde oyan jeolojik kuvvetlerin tarihini ortaya çıkarabilir. Ay'ı ziyaret edebileceğimiz yerleri ararken biraz da daha önce bulunduğumuz yerlere şöyle bir dönüp bakabiliriz. Çünkü Eleron'un topladığı yeni veriler, tanıdık yerlerin jeolojisini yeniden yorumlayıp bilim insanlarının erken ay tarihindeki olayların sırasını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Burası Büyük Kanyon'dan daha derin olan Taurus Littrow Vadisi'ndeki Apollo 17 iniş alanı. Astronotların 3 gün boyunca izledikleri yol görünüyor. Eleron'un kameraları hala yüzeyde duran Apollo 17 Lunar Lander'ın alt yarısının ve gezici aracın görüntüsünü bile yakalamış. Bu görüntüler ayın yüzeyindeki insan keşfi başarımızı bize tekrar hatırlatıyor. İlerlerken artık son hedefimize doğru yol alıyoruz. Bu konu kalıcı gölgede bulunan bölgelerin yanı sıra neredeyse sürekli ışığa maruz kalan bölgeleri içerir. Kuzey Kutbu. LOLA tarafından yapılan ayrıntılı arazi ölçümleri, bilim insanlarının kutuplardaki güneş ışığını ve gölgeyi on yıllar ve yüzyıllar boyunca modellemesine olanak tanır. Güneşin aydınlattığı tepeler ve krater kenarları, gelecekteki ay gezginlerine güneş enerjisi üretmek için ideal yerler olabilir. Ve ay ufkundaki hepsinden en muhteşem görüntü, evimiz. Ayı incelemek kendimizi, geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi incelemektir. Dünya ile ay arasındaki yer çekimi kuvvetleri varlığımızı mümkün kılar ve uzay zaman boyunca en özel ilişkilerden birini yaratır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıkla kalın. I've seen things you people wouldn't believe.